kişisel bilgisayarlarınız bağlamında yonga seti ya da İngilizcesi chipset, anakartınızın kalbini oluşturan yonga takımına verilen isimdir. Anakartlar çoğu kez taşıdıkları yonga setine göre sınıflandırılırlar. P45 anakart, P55 anakart, X58 anakart gibi tabirler, üzerlerinde bu kodlarla anılan yonga takımlarını taşıyan anakartlar anlamına gelir. Söz gelimi birisi size P55 anakart dediği zaman, farklı markalar tarafından üretilmiş olsa da P55 yonga takımını taşıyan herhangi bir anakart aklınıza gelmelidir. Yonga seti kavramı birkaç yıldır değişiyor olsa da tipik olarak iki yongadan oluşan bir takım ifade eder. Bu yongalara PC jargonunda Kuzey Köprüsü ve Güney Köprüsü adları verilir. Geleneksel olarak Kuzey Köprüsü işlemci, bellek ve ekran kartı üçlüsüne veri yolu sağlar ve diğer tarafından da Güney Köprüsü'ne bağlanır. Güney Köprüsü de USB, SATA gibi ara birimlere bağlantı sağlar. Kuzey Köprüsü'nün özellikleri bellek hızları, bellek sayısı ya da overclock gibi konularla ilgilidir. Güney Köprüsü özellikleri ise anakartınıza kaç tane SATA sabit disk bağlayabileceğiniz ya da USB bağlantı noktalarının sayısı gibi konularla ilişkilidir. Güncel PC platformlarında Yonga setinin görevleri geleneksel tanımın dışına çıkmaya başlamıştır. Az önce saydığımız geleneksel Kuzey Köprüsü işlevleri bugün Intel Core 2 mimarisi için geçerli olmakla birlikte, Intel Core i7 ile tanıdığımız X58 Yonga setinde bellek denetleyicisi yoktur. Bu işlemcilerde bellek denetimi artık doğrudan doğruya işlemci üzerinden sağlanmaktadır. Yeni Core i5 ve aynı mimariye sahip Core i7-800 işlemcileriyle birlikte tanıdığımız P55 Yonga seti ise ekran kartıyla bağlantı kurduğu PCI Express veri yollarında işlemci devretmiştir. Core i5 ve yeni Core i7-800 serisi işlemciler kendi içlerinde ekran kartına bağlantıya yarayan PCI Express veri yolu denetleyicisini barındırırlar. Tüm bunlar geleneksel Yonga seti kavramının değişimine yol açıyor. Klasik anlamda anakart üzerinde ayrı ayrı gördüğümüz Kuzey Köprüsü ve Güney Köprülerini artık yeni anakartlarda göremeyebilirsiniz. Yeni anakart platformlarında bu iki köprünün görevleri birleştirilip tek bir yonga üzerinden sağlanıyor olabilir. Yani aynı yonga hem Kuzey Köprüsü'nü hem de Güney Köprüsü'nü barındırıyordur. Anakart üreticisinin implementasyonuna bağlı olmakla birlikte aynı yonga setine sahip anakartlar benzer karakterleri taşırlar. Aynı fiyat sınıfında farklı markalardan iki ayrı P45 anakartın üzerinde eğer anakart üreticisi ek yonga ile desteklememişse aynı sayıda sabit disk yuvası görürsünüz ya da PCI Express ekran kartı veri yolu hat sayıları da aynı olur.